Selamlar arkadaşlar, herkese merhabalar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere yakında duyurulması beklenen, ki benim tahminim Eylül ayının ortalarında ya da sonuna doğru kesinleşecektir detayları. Bu öğrencilere uygun fiyatlı, vergisiz telefon ve bilgisayar kampanyası ile ilgili detayları, en azından bugüne kadar ortaya çıkan detayları aktarmak istiyorum. Videoya başlamadan önce şunu hatırlatayım. Burada söyleyeceğim hiçbir şeyin şu anda bir resmiyeti yok. Ama bakanlar açıklama yaptı ve dediler ki işte şöyle olabilir, böyle olabilir. Çeşitli açıklamalar yapıldı. Şimdi bunların resmiyeti ne zaman olacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi açılacak. Onunla ilgili işte yasa değişikliği meclise gelecek ve yasa aynı şekilde çıkarsa, yani o değişiklikler olduğu şekilde çıktığı zaman yasalaşmış olacak. Şimdi elimizde ne var? Birazcık ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle biliyorsunuz bu seçim öncesinde Cumhurbaşkanı'nın vaadiydi. Yani öğrencilere vergisiz telefon verme konusu. Tabii bu böyle tekrar ufak ufak ısıtılmaya başlandı. 1-2 ay öncesinden başlamıştı. Genelde işte insanların beklentisi şuydu. İşte 44 bin liralık bir iPhone'u, işte iPhone 14'ü mesela 20 bin liraya almak gibi hayalleri vardı. Hatta baştan da öyle çıkmıştı bu hikaye. En azından dedikodu nevinden. Fakat sonrasında detaylar ortaya çıkmaya başlayınca, özellikle Mehmet Şimşek'in de açıklaması oldu. Hazine ve Maliye Bakanı. iPhone gibi telefonların bu şekilde verilmesi yine cari açığı arttıracağı için zaten biz karşıyız demişti. Nasıl olacak ondan biraz bahsedeyim. Tabii bunların hepsi olası senaryo. Bakın baştan söylüyorum. Çünkü bir iki böyle yorum geldi. Ben paylaşım yaptım. Gönderim tarafında YouTube kanalımda. Onun altına şey geldi. Hani ben telefon alacağım, detaylarını öğrenemedim. Çünkü detay yok arkadaşlar şu anda. O yüzden şu an anlatacağım hiçbir şeyin şu an kesinliği yok. Ama muhtemelen böyle olacak. Onu söyleyeyim. Kesinlik ne zaman belli olacak? Söylediğim gibi videonun başında, bu ayın sonunda, yani Eylül ayının sonuna doğru bence belli olur diye düşünüyorum. Ekim'e de sarkabilir, bilmiyorum, onu zaman gösterecek. Türkiye'de üretilen telefonlar bu kapsamda değerlendirecek. Bir kere onu söyleyeyim. Üretilen ya da montajlanan. Bakın burası önemli. İlla üretilmesi gerekmiyor. Montajlanması da yeterli. Zaten Türkiye'de uzun yıllardır telefon üretiliyor arkadaşlar. Bununla ilgili zaten ben daha önce farklı videoda çekmiştim. Verilen teşviklerden dolayı üretilen telefonlar genelde giriş seviyesi ya da orta seviye arkadaşlar. Yani böyle üst düzey telefonlar ne yazık ki Türkiye'de üretilmiyor. O yüzden hani böyle bir şey almak isteyenler, bu kampanyaya dahil olmak isteyenler mecburen ne yapacak? Böyle orta, hani ortanın da bir tık üstü belki bazı modellerde olacak. Yani fiyatları da onların 12-13 bin lira arasında değişiyor. Tahminlerime göre, ki bakanların açıklamaları da bu yöndeydi, yarı yarıya düşecek fiyat. Yani 13 bin liralık bir telefonu 7 bin liraya falan, kabaca 6500-7000 TL civarında alacaksınız gibi görünüyor. Ama söylediğim gibi bunun bir kesinliği yok. Hangi öğrenciler yararlanacak? Bu da çok sorulan bir soruydu. Burada arkadaşlar üniversite öğrencileri, açık öğretim ve yüksek öğretim. En azından şu anki durum böyle, ama kanun çıktığında durum değişir. İlk çıktığında, çünkü bu konu konuşulmaya başlandığında yüksek öğretim dahil değil deniyordu, açık öğretim dahil değil deniyordu diyen de var. Olur diyen de var, olmaz diyen de var. Söylediğim gibi bence olur sanki, yani yüksek öğrenime dahil olur gibi geliyor. Yani yüksek yapanlardan bahsediyorum, master falan diye deniyor onu. Onlar da olur diye tahmin ediyorum, ama bunun halen de bir kesinliği yok. Ama üniversite öğrencilerinin olacağı kesin, onu söyleyeyim. Yüksek öğretim ve açık öğretim olur diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta açık öğretimde bir nevi biliyorsunuz üniversite yani. Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak dedik. Üniversite öğrencilerini kapsayacak dedik. Yani lise öğrencileri alamayacak. Yarı fiyatına olacağını söyledik. Üçüncü şey, telefonlar, alınan telefon. Mesela ben öğrenciyim diyelim ki, açık öğretimde okuyorum diyelim ki. Alırsam 2 yıl başkasına satamayacağım telefonu. Hani alayım telefonu, başkasına satayım. Yok arkadaşlar. Aynen yurt dışından getirilen telefonlarda olduğu gibi, ki orada 3 yıl biliyorsunuz. 2 yıl buradaki kampanyada 2 yıl boyunca satamayacak. En azından şu anki durum böyle görünüyor. Ama kanun resmileştiğinde farklı bir şey de olabilir. 3 de olabilir, 5 de olabilir, bilmiyorum. Ben bu telefonu alayım, anneme vereyim, anneniz kullanamayacak. Çünkü telefonu aldığınız isime kayıtlı olan numarayla eşleştirilecek. Aynen yurt dışından getirilen telefonlarda olduğu gibi başkasına veremeyeceksiniz. Aylık 10 GB da ücretsiz internet hizmeti verilecek denmişti. Bu kesin değil henüz. Bir de bu aylık 10 GB dediği, hani bir ay mı yoksa örnek veriyorum 2 yıl boyunca mı olacak ya da belli bir süre boyunca mı, o da belli değil. Bunlar daha muallak olan konular. Yani bu tarafta bir netlik henüz yok. Onu söylemiş olayım. Gelelim markalara. Markaların ve modellerine. Şimdi ben bir liste paylaşmıştım. Açıklamaya da yazacağım o listeyi. Türkiye'de üretilen telefonların büyük bir çoğunluğu bu listede var. Eksik olan vardır bu arada. Eksik de için kusura bakmayın. Mutlaka kalmış olan da vardır. Yani ben de internetteki kaynaklardan topladım kendi bilgilerimi. Bana teste gelen ürünlerdeki işte kutuların içine baktım. Hani kutuların üzerinde yazıyor bu arada nerede üretildiği. Oradan da siz de görebilirsiniz. Bu listede olup da Türkiye'de üretilmiştir büyük bir çoğunluğu, ama listede
olmadığı halde Türkiye'de üretilen modeller de vardır. Onu da bir ara ekleriz. Bulursam eklerim yani. Şimdi Casper'da VIA X30 Plus var. VIA M30 Plus var ve VIA M30 görülüyor. En çok yarayacak marka burada General Mobile. Çünkü uzun yıllardır Türkiye'de üretim yapıyor zaten biliyorsunuz. Ben de bir sürü modelini kanalımda test ettim. Var işte 23 gelmişti en son. Sonra SE'ye geldi. Onların hepsini test ettim arkadaşlar. 24 Pro var. En güçlü modellerinden bir tanesi bu. 23 SE var. 23 var. 22 SE var. 22 Pro var. 22 Plus var ve 22 var. General Mobile tarafında bayağı bir telefon var. Alınabilecek. 24 Pro bence düşünün öyle diyeyim. Samsung'da A70 var. 21S var. A30 var. A01 Core var ve A52 var. Bir iki model daha eklenebilir buraya. Bunlar da Türkiye'de üretiliyor bu arada. Montajdan ödü abi. Üretiyor demeyelim. Reader'da S23 Pro Max, S19 Max Pro S, S19 Max Pro, S19 Max ve P13 Blue var. Bu marka da biliyorsunuz Türkiye'de üretim yapıyor. Xiaomi'de Redmi 9C var, 9T var, Note 10S var ve Note Redmi 10 var. Bunlar da ama artabilir bu arada. Farklı modellerde var Türkiye'de üretim. Onu biliyorum. Realme'de C21, C21Y, C25 ve C55 var. Bu C55 kanalda incelemesi var. Çok güzel bir telefon. Zaten ucuza satılıyor bu arada. 6000 lira civarında. Yani 3000 lirayı alırsanız hiç kaçırmayın derim. Bak net söylüyorum. General Mobile tarafında da General Mobile 24 Pro. Hani böyle güçlü bir şey arıyorsanız acımayın derim. Hani öğrenciyseniz bunlar güzel telefonlar söyleyeyim. Yani güzel derken bu listedeki, çünkü soruyorsunuz listede hangisi en iyi, en güzel falan diye. Ben de söylüyorum şu anda fikirlerimi. Vivo'da Y15S, Y36, Y35, Y22S, Y16. TCL'de TCL20SE, TCL20E ve TCL-L7. OMX'de OMX X300 ve X500. Oppo'da A15, Reno 5 Lite ve Vestel'de Venus E5. Söylediğim gibi bu modeller için de benim kullandıklarım ve bildiklerimden de tabii ki daha çok bahsediyorum sizlere. En beğendiğim C55 olabilir. Realme tarafında, General Mobile'de de GM24 Pro. Hani diğerleri kötüdür demiyorum bu arada da. Hani top modeller hangisidir diyecek olursanız ben size bunları söylerim. Yani en üst seviyedeki modelleri söylerim. Casper hiç kullanmadım. Casper telefon yollamıyor hiç kimseye teste vesaire. O yüzden bilemiyorum. Söylediğim gibi liste kesin değil. Şartlar da kesin değil. Değişebilir. Bir şey de çıkartır devlet, yani meclise gittiği zaman bir şeyler çıkartılabilir, bir şeyler eklenebilir. Ama genel olarak çerçeve bu şekilde olacak. Detaylar belli olduğu zaman ben ayrıca bir video çekeceğim. Öte yandan şunu sordunuz, tablet var mı? Tablet bildiğim kadarıyla yok. Yani hiç konuşulmadı tablet meselesi. Bilgisayar da var deniyor. Ama Türkiye'de bilgisayar üreten yine çok az sayıda marka var. Casper var bildiğim. Bir de Monster var. Türkiye'de üretiliyor mu emin değilim Monster'ın da bu arada. Casper'ın üretildiğine eminim. Bu modeller hani yerli üretim ya da Türkiye'de üretim veya montaj olarak geçiyor. Yani Türkiye'de üretim yapamazsınız bu kadar yüksek teknoloji bir şeydi ama montaj olarak geçeceğimiz ürünler. O tarafta bir şey belli değil şu anda. Hani bilgisayar işin içine girecek mi bilmiyorum. Çünkü bilgisayarların rakamları yüksek. Bu cari açık endişesinden dolayı hani telefonlarda olduğu gibi onlarda da yüksek olacağı için belki bir sınırlama gelebilir. Hani denir ki işte 20 bin liraya kadar olan bilgisayarlar denir veya 15 bin liraya kadar. Orasını bilmiyorum ama o konuda herhangi bir hani bilgi çıkmadı. Hani bir açıklama yapmadı herhangi bir bakan ya da bir yetkili bir isim. O yüzden o taraf biraz şu an muallakta. Netleştiği zaman yine benim burada işte buradaki YouTube kanalımda ya da sosyal medya hesaplarımda paylaşacağım videolarla ve paylaşımlarla yine detayları sizlere aktarmaya devam edeceğim. Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar kampanyası ile ilgili bugüne kadar ortaya çıkan bilgileri ve verileri toplamaya çalıştım. Tabii bunlar içinde topladığım bilgiler genelde hani akla mantığa uygun olanları size aktarmaya çalıştım. Henüz daha detaylar netleşmediği için kesin konuşmak için çok erken. Meclise gelir, mecliste görüşülür. Daha sonra da yasalaştığı zamanki duruma göre tekrar bir yorum yapmak daha uygun ve daha güzel olacaktır. Çünkü muhtemelen benim kişisel fikrim belli bir liste olacak. Yani devlet diyecek ki şu telefonları şu şartlarla alabilirsiniz diye tek tek bir liste açıklanacak. Onun üzerinden konuşmak daha mantıklı olacak. Çünkü buradaki listede olmayan ürünler de olabilir. Sizin de bu konuyla ilgili görüşleriniz, fikirleriniz mutlaka vardır. Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin arkadaşlar. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Böyle videolar istiyorsunuz ki bunu istemiştiniz arkadaşlar. Ben de yaptım. Siz de abone olarak bana destek olursanız sevinirim. İzleyenlerin büyük bir çoğunluğu abone değil ne yazık ki. Abone olup kanalımın büyümesine destek olursanız çok mutlu olurum. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan da takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada bulunuyor. Çeşitli bilgileri de orada böyle anlık olarak paylaşıyorum. Video çekmek zaman alıyor veya işte bilgilerin toparlanması uzun süre sürebiliyor. Ama bu sürede ne yapıyorum? Ben de böyle bu tarz detaylarla en azından sizleri sosyal medyada beslemeye çalışıyorum. Oralardan da beni takip ederseniz sevinirim. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.